Genel Koordinatörümüz Güntay Şimşek'in bu haftaki konuğu Turkish Do & Co Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Doğdan. İKRAM'da dünyanın en iyileri arasında gösterilen Doğdan, Türk Hava Yolları'nın yeni CIP salonunun konseptini ve hedeflerini anlatıyor. Türkiye Havayolları'nın kariyerinde önemli bir yer edinecek İstanbul Launch'tayız. Avrupa'nın en iyi havayolu olan Türkiye Havayolları'nın yerdeki ayağının da en iyisinden öteye, yani bir Avrupa'nın en iyi launch değil, belki dünyanın en iyi launchlarından birisi olacak İstanbul Launch'ın içinde giriş bölümünde kütüphane ve bilardo masasının başındayız. Yanımızda da bu launch'ın mimarı Atilla Doğdan Bey var. Atilla Bey merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gerçekten atmosfer büyüleyici. Yani ben Avrupa'nın falan biz en iyi havalı olduğu için Avrupa'nın da en iyi launch falan diye yazdık ama burası dünyada yani gördüğüm örneklere kıyaslanamayacak kadar farklı ve Türkiye'nin bütün değerlerini de taşıyor. Siz yola çıkarken neyi amaçlayarak, hangi plan ve proje dahilinde, hangi fikirlerle yola çıktınız? Şimdi yola çıkarken 3000 metrekarelik bir alandayız burada. Bu alanda çeşitli deneyimler yapalım dedik. Başka yolların yaptığı büyük lounge'larda 500-600 koltukla bitmesin dedik. Dolayısıyla girdiğiniz zaman burada normal lounge alanlarınız var, pastaneniz var, sinemanız var. Arkada newsroom var, çocuklar için bir şey var. Arka tarafta uzun hattan gelen bir aktarma olan yolcular için dinlenme alanları, duş alanları, bilgisayarlar istediğiniz, video oyunları ve zeytin bahçesi var. Bu bir kere bölüm bölüm burada hakikaten değişik bir ambiyans yaratıyor ve dünyanın hiçbir yerinde yok. Buraya gelmeden önceki bir işletmecilikte dünya tecrübesi söz konusu. Yani özellikle Launch'da işte Almanya'da Lufthansa'yı da beraber gezmiştik. Viyana'daki Design Ofisinizin başka bir şeyi var. Ve aynı zamanda da dünyanın en iyi havayollarının değişik noktalardaki yerlere de hizmet veriyorsunuz. O dünya kültürüyle, dünya tecrübesiyle, yerel tecrübeyi, hani o global diyorlar ya, onu nasıl meçhettiniz? Onu nasıl birleştiriniz? Esasında vazifemiz hem Türk müşterisine hitap etmek hem de bütün dünyadan gelen, dün mesela 50-60-70 ülkeden yolcu geldi. Hepsi çok 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 beğendi. Çünkü böyle bir deneyimi dünyanın hiçbir yerinde görmediler. Esasında bizim vazifemiz nedir? Buradaki deneyimle Türk Hava Yolları'na fazla yolcu sağlamak. Buraya gelen insan business class yolcusu, iyi bir para ödüyor. Bunlara da karşılık vererek o deneyimi büyüttüğümüz zaman yolcu sayısını bu bölümde arttıracağımıza çok inanıyorum. Peki bu şeyle, atılımla halkanın tamamlanmış olduğunu düşünmüyorsunuz herhalde. Yerde yeni bir açılım başlattınız aslında. Şimdi İstanbul Hub olarak tabii çok önemli bir yer. Yalnız A'dan B'ye uçuş noktası değil. Buradan aktarmalı uçuşların oranı çok yüksek olduğu için bu launch konseptinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Biz bunu Almanya'da da gördük, İngiltere'de, Amerika'da da gördük. Ve bu yatırımın çok mantıklı olduğunu ve artı değer yaratarak, yolcu memnuniyetini artırarak çok mantıklı bir cost çerçevesinin içinde Türk Hava Yolları burada yeni bir adım attı ve ilk defa dünyanın burada tartışacağı, konuşacağı yeni bir deneyim yarattı. Burada gelen yabancı müşteriler için sizce, özellikle transit gelenler için en cazip nokta neresi? Dün akşam 600-700 yolcumuz vardı aynı anda. Her taraf aynı şekilde doluydu. Yani bazı insanlar kütüphanede oturmak istiyor. Bir yerde kuyruk falan oluşmadı mı? Kuyruk köftecide mesela. Aynen. Köftecide 5 dakikalık bir kuyruk vardı. Evet. Çünkü herkes köfte istedi. Ama deneyim alanı dediğiniz zaman pastane de doluydu, sinemada doluydu, zeytin ağaçlarının olduğu alan da çok çok sevilen bir alan. Çünkü o günkü o havanıza göre burada her şeyi bulabiliyorsunuz. Yani güzel bir alan. Bir de bu pasaport geçiş için özel bir alanın düşünülmesi. İki girişimiz var. Bir tanesi normal bildiğiniz giriş. Yeni bir giriş arka tarafta yapıldı. Oradan business class yolcusu otomatikmen pasaport kontrolüyle geçebiliyor. Orada saniye bekliyorsunuz ya dakika bile beklemiyorsunuz. Çok çok büyük bir artı. Böyle çünkü bir bağlantı kazanıyorsunuz. Başka hiçbir yer hatırlamıyorum. Hiçbir launch'da böyle pasaport geçiş bağlantısı
Bir Frankfurt'ta First Class'ta var Lufthansa'nın. Onun özel binasıdır. Evet. Ama başka hiçbir yerde alanda yok ve çok çok artı değer yaratan. Yani böyle terminal içinde böyle bir şey yok. İlk defa İstanbul'da ve yolcuların çok 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 sevdiği bir olay. Bir de tabii burada haber kanalları için özel dinleme sistemi. Bu başka launch'larda da zaten görüyorduk. Bizde niye yok diye. Şey yap ama burada ama bizimki bir daha modern. Evet, daha çıtayı yükseltmiş. 9 kanalda da haber merkezimiz dediğimiz alanda kulaklıkları alıyorsunuz. İstediğiniz lisanı, istediğiniz kanalı seçiyorsunuz. Orada değişik alanları seyredip veya değişik kanalları seyredip aynı anda gürültü patırdı olmadan istediğiniz şeyi yapabiliyorsunuz. Atilla Bey, sizin havadaki yiyeceklerin taze olmasına verdiğiniz önemi biliyoruz. İş yerde olunca ne değişiyor? İşin tazelik boyutu hangi aralıyor? Şimdi iş yerde olunca beklenti de tabii artıyor. Şuraya baktığınız zaman burada işimiz nedir, vazifemiz nedir? Türk damak tatlarını dünyaya taşımak. Arkada gördüğümüz arkadaş pideleri yapıyor. Önde bir köftecimiz var, arkada mezelerimiz var. Yani Türk damak tatlarını burada en iyi şekilde sunmak, bir oradan tatmak, bir buradan tatmak amacımız budur. Bu da bir nevi Türk mutfağını da hem tanıtıyorsunuz hem de sizin dokunun, lezzetinin yerde tattırmaya başlıyor musunuz? Yani evet, yani tattırmaya zaten uçakta da başlamıştık. Ancak evet, burada olan olay yolcu nasıl yaptığımızı görüyor. Yani arkada arkadaş sizin gözünüzün önünde bu pideyi yapıyor, öbür tarafta mantıyı yapıyor, bu tarafta köfteyi yapıyor, orada mezeleri sunuyoruz. Yani yolcu, yabancı yolcu tabii daha fazla. İlk defa böyle bir şeyi bir lounge'da görmüş oluyor. Ben şeyi merak ediyorum, yani buraya siz arka planda köfteyi, pideyi pişirip getirip koysaydınız alacağın tepkiyi de şimdi böyle bir tamamen açık bir hava oluşturmuşsun. İşte arasındaki beklenti veya da bunu planlama amacı nedir? Daha şeffaf ol derken ürünleri de daha iyi tanıtılsın mı? Nedir? Şimdi daha şeffaf ne demek? Daha taze demek ve evet, yapılma şeklini görmek. Esas hikaye orada ve eğlence esasında tabii bu. Yani insanlar burada, şimdi bir ikinci gün açık burası. İnsanlar burada bunu seyrederek, yabancılar daha fazla tabii, yani şaşkın kalıyor. Böyle dünyanın hiçbir CIP'sinde böyle bir şey yok. Deneyim açısından 3000 metrekarede burada çok çok değişik şeyler yapıyoruz. Bunun bir parçası da Türk damak tadını dünyaya taşımak. Duş ve dinlenme alanının danışmasındayız. Atilla Bey, burada nasıl bir konsept var? Hem duş hem dinlenme alanı derken neyi kastediyoruz? Biz bu, biliyoruz da bir de izleyenlerimiz burada, burada 4 dinlenme alanı dizimiz, küçük odalarımız var, otel odası gibi 4 duş alanlarımız var. Uzun hattan gelen yolcu, aktarma yolcu için burada sabah geldikleri zaman veya akşam devam ettikleri zaman, uzun zaman evet, burada bir duş alıyorlar. 2 saat dinlenip ütüsünü yapıyoruz, her şeyini hazırlıyoruz. Ondan sonra hemen toplantılarına gidebiliyorlar. Dolayısıyla uzun uçtukları zaman o kadar yorulmuyorlar ve çok büyük bir artı oluyor. İkinci bir uçuşu hazırlıyorsunuz. Aynı, doğrusu. aynı. Bazı yerlerde bir de uzun uçuşlardan gelen ama yolculuğunu da burada noktalayanlar için de böyle bir imkan var. Bu burada daha değildir ama inşallah o da gelir. Sözünü mü alıyorsun? Çok güzel öneriler yapıyorsunuz. Eninde sonunda tabii bir arrival lounge dediğimiz evet, hikaye. Uzun hatlar ne kadar büyürse ona da ihtiyaç duyulacak eninde sonunda. Çünkü İstanbul'a bütün dünyadan hatlar geldiği zaman burada bir yerde hazırlanıp toplantısına gitme imkanı çünkü sağlamak lazım. Uzun uçuş veya transit yolcu veyahut da yabancı yolcu, international yolcu dediğimizde geldiği adamın İstanbul'da toplantısı var. 10 saatlik, 7 saatlik yolculuktan geliyor. Gidecek her şey uçaktaki business'ın işte lavabosunda yapacak durumda değil. Yani bir herhalde evet, lunch evet, TIA'ya yakışır. Evet. Burada 30 dakikada esasında evet, tamamen her şeyi yenileyip tıraşınızı alıyorsunuz, duşunuzu alıyorsunuz, kendinize geliyorsunuz ve otomatikman toplantıya gidiyorsunuz. Bu da bir artı değer çünkü yolcu bunun için eninde sonunda para ödüyor. Zeytin bahçesindeyiz. Atilla Bey, zeytin bahçesi fikri nereden çıkmış? Gerçekten çok orijinal. Tam da bahçe havası veriyor. Şimdi havaalanında zeytin bahçesindeyiz. Önemli evet, olan nokta bu. Arkamızda iki tane zeytin ağacı var. 150 yıllık. Görüyorsunuz çok çok güzel. Şimdi etraflar daha da fazla yeşillenecek. Burada sarmışlıklar gelecek. Bu da bir deneyim alanı. Yani bir piyanomuz var görüyorsunuz arkada. İnsanlar burada çok rahat. Ön tarafta daha fazla hareketli, daha fazla
rahat isteyen insanlar burada olmuş oluyor. Yeni bir deneyim alanı. Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir CIB'de, hiçbir lounge'da zeytin bahçesi yoktur. Türk Hava Yolları ilktir. İyi de yani insanlar buraya yarım saatliğine falan geldik. Burada birçok insan uzun süre kalmak isteyecektir. Şimdi ilk 2000 kişiden tek bir kişi uçağı kaçırdı. O da memnun oldu, gülerek kaçırdı. Boş ver dedi, bir daha bir arkadaki uçağı alırdım dedi. Tabii insanların buna dikkat etmeleri lazım ama bizim için önemli nokta müşterinin, yolcunun memnun olması, gene Türk Hava Yolları'nda uçması.